Paket servisiyle ayakta kalmaya çalışan restoranlar ve kafeler, esnaf bu alanda da çok çok zor durumda. Önerileri var. Bu önerileri 5 maddede toparlıyorlar. Paket servis ve gel al uygulamasına geçen restoran ve lokantalar iş yerlerini tamamen açmak istiyor. HES kodu ve kapasite uygulaması gibi önerileri var. Alışveriş merkezlerine HES koduyla girebiliyorsunuz. Otobüse, dolmuşa, tramvaya binebiliyorsunuz. Uçaklarda yan yana oturabiliyorsunuz. Ama biz de diyoruz ki gelin biz de restoranlarımızı %50 kapasiteyle açalım. Kurallarını koyalım hep birlikte ama hep birlikte koyalım. Ve buna uymayanlara en büyük cezayı verelim. Ruhsatını iptal edelim, verilecek en büyük cezayı verelim ama kural koyalım. Bu kurallar doğrultusunda da restoranlar bir an önce açılması gerekir. Esnafın gözü kulağı bilim kurulu toplantısındaydı. Ancak bekledikleri karar çıkmadı. Paket servisle yola devam denildi. Biz paket servisi olarak devam ediyoruz. Genel olarak devam ediyoruz. Fakat tabii ki yetmiyor. Gerekli tedbirlerini alıp restoranların bir an önce açılması lazım. Zor durumdayız. Burada 20 tane işçimiz çalışıyordu. Şu anda 10 kişiye düşürdük. 100 kişiye de sorsan herkes açılsın diye bekliyor. Çünkü herkes zor durumda. Şu anda 3 aydır kapalı olan bir restoranın içindeyiz. Aslında koronavirüs önlemleri kapsamında bu restoranda birçok önlem alınmış. Bakın masaların arasına cam bölmeler dahi koyulmuş. Ancak paket servisi yapamadığı için restoran 3 aydır kapalı. Esnafın beklentisi en sert tedbirlerle de olsa yeniden açmak. Sanki bütün pandeminin mikropları restoranlardan, barlardan, kafelerden çıkıyormuş gibi gözüküyor ve bu çok büyük bir yanlış bir algı. Kirasını ödeyemediği için kapatmak zorunda kalanlar da var. Beşiktaş'ta 5 yıldır kafe restoran olarak faaliyet gösteren bir işletmenin önündeyiz. Murat Avşar işletiyordu burayı ancak 1 yıldır da pandemi nedeniyle kapalıydı. Dolayısıyla paket servisi de yapamadığı için kirasını ödeyemez noktaya geldi ve işyeri sahibinin tebligatıyla şimdi mekanını kapatıyor. Kafe restoran işletiyorduk. Efendim şu an ne yapıyorsunuz peki? Şu anda kapatıyoruz yani paket servisi olmadığı için. Biz de bu şekil yani kirayı ödemediği için mal sahibi bize talya kararı çıkarttı. Dört temsilcileri paket servisinin yetersizliğinden şikayetçi. Restoranlar paket servisle ayakta duruyor diye bir algı var ama aslında bu bizim restoranlarımızın, işletmelerimizin %50'si paket yapma kabiliyeti yok. O sebepten %50'si zaten kapalı. %50'si de paketle bir işletmeyi çevirmeniz çok zor.